Zaten orada bir anda ay, evin neşesi bu televizyon valla. Evet. Sen niye okulda değilsin bakayım? Ne hiç öyle. Ne çıkacaksın sen şimdi? Öğretmen mi olacaksın? Yok ya, öğretmen olmaz benden. Ya yazar filan olurum herhalde. Yazmak için mi okuyorsun sen? Tövbe, seni de zehirledi bu Sadi, görüyor musun? Ay, kim kimi zehirliyor hala ya? Sadi süt gibi çocuk. Kız abi desene abine, kırarım bacaklarını. Diyorum arada ben abi. Arada diyormuş. Arada mı abin o senin? Bak sen Sadi'ye abi demiyorsun, Sadi diyorsun ya. Çok üzülüyor Sadi. Geliyor bana görsen böyle. Nasıl ağlıyor. Yalnız hala şu an çok fena sıkıyorsun ya. Senle de konuşulmuyor yani Zehra. İki çift laf ettirmedin insana. Tamam, ver şu kitabı. Bende dursun. Akşam şaşırdığım yerde bakar. Ne dedim ben ya? Edepsiz, sıkıcı dedin halaya. Ya sıkıcı demedim, sıkıyorsun dedim. Sıkmıyor musun? Gitsene ya sen. Okulun mokulun yok mu senin? Gitmeyeceğim bugün, evde oturacağım. Karaciğeri dinlendiriyorum. Sadi, ben senin dizi izledim geçen, göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işletiyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum, bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliler var, ilk saldıranlar, Serhat kulları. Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı süvari, tımarlı sipahi, akıncılar. Hoş geldin Sunay Akın. Sadi de gel oğlum, Sadi de. Alo Tülay, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak 3-5 ne verirlerse anlaş, ayçiçek yağı olur. Bak tereyağı, margarin gibi katı yağlarda 800'den aşağı katiyen konuşmuyorum. 800'de fitim yani. Hadi göreyim seni, tamam. Ahmet, biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum, araba burada. 3 kapılı mı aldın? Ne? 3 kapılı mı aldın? Himmel abi, bana da 3 kapılı araba alacaksın diye mi? 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun, biliyorsun değil mi? Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım ben. Kariyerime. Sadi, kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. Niye? Ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğiz. Şunlara bak mesela. Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz. Böyle durup dururken üşüme falan geliyorsa bir doktora git ya. Demir eksikliği falan olabilir. Çay kaşığı şakası mı yapıyorsun Sadi? Evet. Zekaya bak arkadaş ya. Oğlum az önce biz program izleyeceğiz diye bir araya geldik. Rambo 1 seyrettik lan. Nah bunu işte. Gül gibi maaşını bıraktın, İstanbul'a geldin. Oğlum sen evdekilere ne diyeceksin lan? Ya şaka yaptık ya Murat abi. Ama abartıyorsun. Abartmışmış. O kadar şeyin var. Ben sana bir şey diyor muyum? Neyin varmış benim Murat abi? Bir kere tipin Shaggy'ye benziyor. Hangi Shaggy? Scooby-Doo'nun sahibi yok mu Shaggy? Saçları kesiyor. Shaggy o, Shaggy değil. Ayrıca figüransın Sadi. Figüran değilim abi, yan rolüm. Yalnız Sadi'cim, bayağı bir yan. Ya Allah aşkına abi, Dilenci Tankut mu söylüyor bunları ya? Yoksa Bir Bulut Olsa Masil mi söylüyor? Hangisi, ben tam çıkaramadım. Öyle mi? Telet abi. O zaman abi, ben sana herkesin konuştuğu şeyi sorayım. Sor bakayım lan neymiş? Biz senin yanında niye hiç kadın göremiyoruz Murat abi? He? Aşkın yüzünden mi? Sadiciğim, ibadet de kabahat de gizlidir. 30'una gelmişsin. Ben sana şimdi bunları mı anlatayım? Hayır yani, bir durum mu var? Ben seni yargılamıyorum. Sadece soruyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen dikkatleri kendi üzerinden niye bana çekmeye çalışıyorsun lan? Senin yanında biz kimseyi niye görmüyoruz? Ya ben istesem bulurum ki. Tabii canım, tabii. Aynen. Aynen yani. Anında bulursun ya. Anında bulurum tabii. Senden hızlı bulurum. Göreceğiz bakalım Safi Cemal Tingiz. Ya bazı şeyleri söylemek istemiyor insan da zorla söyletiyorsunuz ya. Hayranım var benim, hayranım. Heh. Senin hayranını yiyeyim ben Sadi. Hilal Cebeci'nin de 1.031.300 tane fanı var. Bak binler basamağı manidar oldu. Tek tabanca insansın sen, anlarsın. Uğraşamayacağım seninle şimdi ya. Hadi iyi geceler. Hadi hadi. İyi geceler Rüstem abi. İyi geceler. Ya abicim, biz geçen sene filmi çok izledik, beğendik. Safiye Avanan 5.'si çıkacak mı acaba? Hayır, benim 2 sene yatarım var da yetişemeyiz diye söylüyorum yani abicim. Diyorlarmış adama ya. Aynı ben. Jim Carrey işte bak, aynı ben.
E işte bak gördün mü? Demek ki bir süre sonra adamda kafa gitti, tuttu, ciddi roller yapmaya başladı adam. Benim tansiyon sıkıntı yaptı. Sen bana bir tane soda limon ver ya. Sonra işte Ay'daki Adam, Majestic, Truman Show. O Uzun isimli film yok mu ya? Karların içinde geçen aşk filmi. Kate Winslet'le oynadığı filmi diyorsun. O kim lan? Ben tanımam öylelerini. Adam yürüdü gitti oğlum. Aslında Ahmet abi haklı. Misal Ricky Gervais çok komik adam. Stand-up'ları falan var bir sürü ama filmlerine bakıyorsun hep dram, hep dram. O kim lan? Sen nereden çıktın lan? Ben zaten buradaydım ya abi, siz geldiniz. Kahvaltı yapıyordum. Uğur Yücel, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Acun Ilıcalı. Oğlum bunların hepsi komedyen de sonradan Jim Carrey sendromuna tutuldular. Acun Ilıcalı mı? Eşen Erşen, Münir Özkul, Charlie Chaplin'in bile var ya son dönemlerde ciddi filmleri. Charlie'nin bile. Tabii. Neyi var lan? O senin dediğin güzel kardeşim yaşlılıktan. Benim nenem 70'inden sonra sandalyede oturarak namaz kıldı. Senin Charlie Chaplin dediğin adam da 80'inden sonra film çekti kardeşim. Ata bindi. Benim nedem adını söylemiyordu Muratçım. Allah rahmet eylesin ya. Ya oğlum bir süre sonra kafa gidiyor işte, anlıyor musun? İçeride biyolojik, kimyasal bir takım olaylar oluyor. Kimyasal dediğin şeyin de zaten bir son kullanma tarihi var Cem Hocan. Abi öyle deme, rahmetlinin arkasından çok günah. Ya toprağı bol olsun ama oyuncu dediğin adam da bir yerde dur demedi. Arkadaşım bak, birincisi niye Jim Carrey sendromu demiş? ...de Charlie Chaplin sendromu dememişler. Adam bunu tafi tarihinde yapmış. İkincisi siz niye bana bütün komedyenler yapmış da yapma diyorsunuz oğlum? Ne anlatmaya çalışıyorsunuz lan? Şimdi sen böyle sayınca güzel bir şey yapmışlar gibi geldi. Ya ama oğlum yani komedi yapmak kötü bir şey mi ya? Bak Kemal Sunal'a ha? Her gördüğümüzde yüzümüz gülmüyor mu ya? Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Murat. Amin. Ama oğlum onun da var lan ciddi filmleri. Polizayı düttürdün ya. Vahiy Öz rahmetli. İsmini duyunca yüzümde bir gülümseme oluşuyor dedi ya. Ya? Ya Feridun Kaya Kaya. Daha kimler var ya? Öztürk Serengil var, Necdet Tosun var, Adile Naşit var, Sadri Alışık var, Ali Şen var, İhsan Yüce var ki filmlerini ama yine o yazmıştır. Vefat etmiş ne kadar komedyen varsa hepsini saydı arkadaş, sağ olsun. Ferhan Şensoy var. Ağzından yel alsın, adam yaşıyor oğlum, sen ne diyorsun ya? Önemli insanlar bunlar bizim için. Allah uzun ömür versin, benden alsın, ona versin ya. Gel la gel, nereye gidiyorsun? Araba burada, gel. Vay Ahmet abi, değiştirdin mi? Değiştirdim Vedat'cığım ya. Eski arabanın arkası ışık almıyordu canım. Hayırlı olsun abi ya. Sağ ol canım. Abi bir telefonunu alabilir miyim? Bir iki yöntemim var da benim. Karı kız telefonu araklamayacaksın değil mi lan? Ah be abi, sen bana güven. Kum gibi kız var abi. Teknolojiyi kullanalım biraz. Nasıl oluyor da hiçbir cevabım sorduğum soruyu karşılamıyor lan çılgın Vedat? He? Nasıl? Karı kız telefonu araklamayacaksın değil mi lan dedim sana. Ya yok be abi. Ver bir. Ver ya. Al. Oğlum surat ifadenden bir anda tutamayacaksın dedim ya lan. Atla. Kapı var, kapı. Abi atla dedin, ondan atladım. Al. Maden be maden. Bak abi. Arkadaşlık sitesi lan bu. He. Sen bana güven abi. Kum gibi kız var abi. Teknolojiyi kullan abi. Bu mu lan? Ha? Bu mu? Yırtık kondom mahsulü. Bu gece bir hatundan randevuyu kopardık mı tamamdır abi ya. Sen şu kardeşine güven diyorum ya. En kötü kamera açtırırım ben. Kamera var değil mi bunun önünde? Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Sen kim köpeksin lan? Benim adıma sahte profil açıyorsun he? Birkaç tane fake profilim var benim abi. Buluşunca Ahmet abi gelemedi diyorum. E giden gider, kalan sağlar benimdir, anladın? Ekmeğimizin peşindeyiz yani. Bak Vedat'cığım, ben Antalya'da yaşarken 12 dev adam kampa geldi. 12'si birden aynı kıza üçlük atmaya çalışırlarken ben diye öyle cımbızla çektim, aldım kızı. Götürdüm başka bara. Sen kim köpeksin ki benim adıma sahte profil açıp internette fake fake dolaşıyorsun lan? He? Ben internetten fake profilde kız ayarlayacak adam mıyım lan? Abi doğru söylüyorsun ya. Senin profil çok gitmiyor zaten. Engin Altan düz yatanla gidelim, garanti olsun. Hiç boşu yok ya. Sonra Engin abi gelemedi deriz. Hem sen dersen daha inandırıcı olur he? Ulan sen. Abi bak hemen bir mesaj geldi bile. Bak kız ilgilendi seninle. Bir bak, bir bak ya. Allah aşkına bir bak. Allah aşkına bir bak ya. Bak nasıl? Yılan. Bu ne lan? Bu teyze kim lan? Oğlum bu saatten sonra ben hayır için mi sevişeceğim Vedat? Bu mu lan? Abi ben şansı arttırmak için çıtayı düşük tutuyorum biraz. Ulan senin çıtanın altından dünya limbo şampiyonu bile geçemez Vedat. Soğudum lan, motivasyonum gitti. Ver gir. Abi yapma, hadi çıkalım. Çıkmıyorum. Tamam hadi barlara akalım. Akmıyorum. Abi özür dilerim. Kabul etmiyorum. Ahmet abi ya. Lan lan lan. İn. Abi 40 yılın başı böyle çıkacağız, eğleneceksin. Niye böyle? Tekrar hayırlı olsun abim. Gir git lan buradan. Çek elini arabadan.
pislik. Gir git. Şol cennetin ırmaklar akar Allah deyu deyu. Fıtı fıtı. Kardeşim kamera asistanıyla görüştüm. Paranın bir gün bile geciktiği olmuyormuş oğlum ya. Tak hesapta. Yanacaksın Muratcığımcığım. Ne diyorsun oğlum sen ya? Adamla görüştüm diyorum oğlum. Asistan kimsenin parası gecikmedi abi diyor ya. Gelecek paraya güvendim, kız istedim dedi lan. Parada bir anlaşırsak var ya, filmin bütçesinin yarısı çıktı Ahmet. Yemin. Hepinizin. Yanacaksın. Ne yaşıyorsun oğlum sen? Evet. Evet, Hakan'la konuştum, hallettim. Bir saate kadar burada olur. Yalnız şu sizin uzun boylu arkadaş var ya, onun niyetini pek iyi görmüyorum ben. Programa falan çıkmayacak değil mi? Aa, ne münasebet yani ortak. Ayıp ediyorsun ya, senin ağzından çıkarı kulağın duyuyor mu ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? De bana ya. Ahmetciğim, sen de iyisin değil mi? Sen cayır cayır yanacaksın. Bu kılıkla iftar programı mı sunuyorsun? Ne diyorsun? Beyaz giyime söz olur diyorum. En sevdiğim çizgi filmde. Yanacaksınız hepiniz. Ben hariç alayınız yanacak. Ahmet Kural için iftar vakti. Şal cennetin ırmakları. Yalnız aşırı derecede sevimli bir şeysin sen. Ahmet, ne diyorsun lan? Annem kaşık yine diyaframı sıkıştırdı. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Deniz Hanım, korkacak bir şey yok. Her şeyi ayarlayacağız. Rahat olun. Taklit yapıyor değil mi? Komik taklit. Mizah. Kaşık diyaframını sıkıştırdı. Ne kaşığı? Çay kaşığı. Sorun yok ortak, rahat ol. Üzgünüm Murat Bey. Programı bu şekilde sunamazsınız. Tamam. Annem, annem Ahmet. Bunların olacağı belliydi zaten Ahmet. Yatacak yerin yok oğlum senin. Yatacak yerin yok. Murat abi ne oldu? Sadi, taksi çağır. Doktora gitmemiz lazım. Ama ben yayında şiirimi okuyacaktım ya. Neyse hadi siz gidin, ben sunarım programı. Sağ taraf. Sol oynat. Herkes sağ. Oh. Sol, sol. Hadi aynı anda. Sixpack'leri sayayım ben bari. Haydi bakalım, zıpla, zıplamayan. Zıpla, zıpla. Ne oluyor? Zıpla, 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 zıpla. Oh, zıpla. Ne oluyor burada? Hiç bilmiyorum Zehra, hiç. Zehra. Ortadakilere hiç dokunmadım, sana ayırdım. Sağ baştan saydım, sol baştan saydım. Hadi muayene edebiliriz. Hadi kız, hadi Zehra. Olmaz, böyle olmaz. Ben sizi dışarıya alayım daha kapsamlı bir muayene için. Buyurun. Oh. Zehra. Zehra şu telefona baksana. Alo. Doktor hanım. Oh. Efendim 8.30 randevunuz geldi. Doktor hanım. Zehra ben bir yüzünü yıkayacağım. Sen de üstünü başını bir toparlasana, hasta gelecek. Tamam, kalkıyorum. Konuştuğumuz gibi. Kahrolsun erkek. Ay. Labirent gibi hastane. Feride Hanım'ın odası değil mi? Evet, Feride Hanım'ın odası. Burasıymış. Gelin çocuklar. Aman hemen çabuk halledelim. Antrenmana yetişeceğiz daha.
Hadi hadi hadi. Şey, o da Feride Hanım da yalnız Feride Hanım... Spor için sağlık raporu. Bilginiz var değil mi? Galatasaray kürek takımı. Formalite icabı. Yine de siz bakın isterseniz. Yalnız acele ederseniz antrenmana yetişeceğiz daha. Feride Hanım... Takım, üst çıkart. Ben de şey yap. o zaman şey, yavaş yavaş muayene etmek lazım. Malum, rapor uzun. Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni izlere ihtiyacım vardı. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yevmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Öğretmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli, istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz, gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok, birçoğu oynamıyor, vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensei, kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? Arkadaş gelir gelmez sistemli kereçeyi bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopağa, hırsıza falan sorarlar ya. Yani atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onur, üneyim ahim niye abim? Hadi işin niye kalayım? Hadi yavrum. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten kovunca nişanın yüzüne bakamaz hale geldim. Görüşemiyorduk. O günlerde doluydu. Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim buraya zinlediğinizi bir kurtardım. Oğlum hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra buna ben aldım. Gel seçin dediler. Tesadüfen berisi böyle kötü durumdaydım o günde. Ev yeni doluydu. Zeynep geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey. Biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, aşk lan bildiğin hatun taştan. İşte bugün ekmeğimi taştan çıkartıyorum abi de. En bu mutlu olmuyor. Çiğde kaşı alıyorum. Tamam abi, bu Murat abi. Bummuş abi. Bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim. Unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz. Madagaskar pengueni kırıklı turamanı kessen ya. Sen ne Şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet, Şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun'un babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun'da bibisinin oğlu. İtiraz. Lan. Aman dışarıdan alacağım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Ama önce sen bu mektubu al. Baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken boğulabilirim. Hatta s**erken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak. Hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün bumcu Onur'a imreneceğim. Vay be. Aklımın ucundan geçmezdi be. Senin tip. Hadi gidelim. Kalkıyor musun abi? İleri geri ararık. Haydi abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Çalıştığın yere geldiğime mi kızdın aşkım? Hı hı. Aşkım sen benden utanıyor musun? Arkadaşlarım beni görmesin mi istiyorsun? Hayır yani anlamadım ki. İnsanların içinde utandırıyor muyum yoksa seni? Ne alakası var? Ben kızın babasını nişanlı tesisatçı diyorum. Sen 2012 kavaraya geliyorsun. Gören dünya seninle parayla birlikte olacak sanacak. Ben seni hiç düzenli seviyorum. Hadi ama. Asma artık suratını. Tamam.
Bir dahakine taksiyle gelirim. Söz bir daha mini etek falan da giymem. Sizinle geçeceğim ama doğru yere doğru zamanda. Ben sana güvenemem ama etraf çakal olur. Ya ama çok tatlısın sen. En çok da bu yönünü seviyorum biliyor musun? Aşkım, babam artık kızıyor. Yoksa bu çocuk seni oyalıyor mu diyor. Dombalak diye de çorap çişen ol. Biraz insan olaydı çoktan evlenmiştik. Babam gelsin bizim şirketlerden birinde çalışsın diyor ama. Açma aynı konuyu. Kalbini kırarım. Kaçta başlayacağım? Ben bile ne kazanmak istiyorum. Kardeşi sizden suyunu çıkardım ben. Kimsenin sadıkıza ihtiyacım yok. Birbirimize destek olalım, birlik olalım. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de seni en çok bu yönünü seviyorum zaten. Ama abim diyor ki, bu sene düğünü yaptınız yaptınız. Yapmazsanız vallahi çok fena olur diyor. Ne olurmuş lan, ne olurmuş yapaması. Genç kızsın, son kulağıma tarihine daha çok var. Benden ayrılsın, bir başkası birlikte olursun. Biliyorum aşkım. Bu rasyonelliğin yok mu? En çok bu yönünü seviyorum galiba. İndir beni, gidip abimle konuşacağım. Efendi gibi anlatacağım derdim tıkır tıkır. Baktım anlamıyor, benim de kendi yöntemlerim var. Abim sözlerin altında, söz benim altında kalır. Biliyorum aşkım, biliyorum. Ben de senin en çok bu yönünü seviyorum zaten. Sen de karar ver. Ben yemeğe kaçtım. Sen karar ver. Hadi görüşürüz, akşam görüşürüz. Aa! Annem çaldı. Canım ya. Kadın çocuğunu attı. Çocuğunu attı aşağı. Hanım, hanım. Bakamıyorsan yapma. Nedir?